Benim Garajım kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda araçlarımızın fan motoru nasıl sökülür ve temizlenir? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Herkese iyi seyirler. Şimdi yapmamız gereken ilk şey torpidoyu yerinden çıkarmak olacak. Torpidoyu çok kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. 4 adet vidası bulunuyor. Bunlardan bir tanesi burada, diğeri burada. Diğer iki tanesi de hemen biri en solda, diğeri de hemen en sağda. Bu vidalara alttan ulaşabilirsiniz. İlk olarak alttakilerini sökelim. Görmüş olduğunuz bu vidaları T27 ile çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 4 adet vidamızı söktük. Yapmanız gereken tek şey alttan tutup torpidoyu çekmek olacak. Torpidoyu yerinden çıkardıktan sonra fan motorunu görebilirsiniz. Fan motorunu sökebilmek için ilk olarak buradaki siyah parçayı sökmemiz gerekiyor. Bu sıcak ve soğuk havanın ayaklara gelmesi için kullanılan parça. Bunu sadece şurada bir tane pin tutuyor. Bu pini üstten bastırarak yerinden çıkartabilirsiniz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bunu kaybetmeyin. Sadece o pin tuttuğu için çok kolay bir şekilde çıkıyor. Fan motorumuza artık rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Fan motorunu yerinden çıkarabilmeniz için yanlış görmediysem 3 tane vidası var. Bu 3 vidayı sökmemiz gerekiyor ama onlardan önce şurada bulunan soketi sökmek olacak. Fan motorun elektrik bağlantısını kesebilmek için hem arka tarafta bir adet anahtar, bir tane de önde bulunuyor. Tırnak bulunuyor. Bunları tutup birbirine yaklaştırıp sallaya sallaya çıkarmanız gerekiyor. Şu an benim elimde kamera olduğu için biraz zorlanıyorum. Siz bunu iki elinizle çok kolay bir şekilde yerinden çıkartabilirsiniz. Bakın zor da olsa yerinden çıkarttım. Söylemek istediğim pinler şunlar. Bakın bunlar. Bu pinlere bastırdığınızda iki elinizle çok kolay yerinden çıkartabilirsiniz. Soketi yerinden çıkarttıktan sonra yapmanız gereken 3 tane vidayı çıkarmak olacak. Bakın biri burada. Bir diğeri hemen şunun arkasında, bakın burada. Biri de bunların hemen alt tarafında, umarım gösterebilirim. Biraz arka taraflarda, bakın şurada. 3 tane vidamız bulunuyor. Eğer 5,5 milimetrelik soketiniz yoksa, lokmanız yoksa bunu pense yardımıyla da sökebilirsiniz. Şimdi bunları tek tek yerinden çıkartalım. Evet, fan motorumuzu söktük. Şimdi size içini göstermek istiyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi fan motorumuzun içi bu hale gelmiş. Hem sizlere yardımcı olması açısından hem de kendi fan motorumu temizlemek istediğimden bu videoyu çekiyorum. Temizlediğim iyi olacak. Şimdi bunu sizlerle birlikte temizleyelim. Şimdi fan motorumuzu söktük. Gördüğünüz gibi içinde yapraklar oldukça fazla. İlk olarak bunları temizlememiz gerekiyor. Şöyle ters çevirerek içindeki pisliği temizleyebilirsiniz. Şurada sanırım strafor parçası kalmış. Şurada beyaz olarak görebilirsiniz. Şuraya neden zımba vurduklarını anlamış değilim. Acaba balansıyla ilgili bir sorun vardı da onun için mi yaptılar? Onu da yeni görüyorum bu arada. Evet, tahmin ettiğim gibi bir strafor parçası, köpüğü. Fan motorumuzun içinde görmüş olduğunuz bu pislikler çıktı. Bu pislikleri temizlemek neden önemli? Kısaca bunlardan bahsedelim. Bunların birkaç tane nedeni olabilir. Bunlardan ilki, fan motorunuz çalıştığında yüksek sesler duyabilirsiniz. Bu durumda sizi rahatsız edebilir. Bunlardan ikincisi, kir miktarına bağlı olarak tabii ki bu durum değişebilir. Fan motorunuz döndüğü anda balansını bozacağından
tabii yüksek hızlarda döndüğü için balansını bozacağından titreşimler algılayabilirsiniz. Bu da tabii torpidonuzun sallanmasına neden olabilir. Bazı gıcırtılar duyabilirsiniz, trim sesleri duyabilirsiniz. Bunlara neden olabilir. Onun için de temizlemeniz gerekecektir. Benim aklıma gelen son sebebi ise klimayı çalıştırdığınızda eğer polen filtrenizde yırtılma ya da doğru takılmama, ezilme gibi sorunlar varsa burada olan pislikler fan motorunuz döndüğünde sizin yüzünüze çarpabilir. Tabii böyle bir durumda da o gelen pisliği soluyabilirsiniz, gözünüze kaçabilir. Bunlar yine benim aklıma gelen bazı sorunlar. Peki temizlemek için ne yapmalıyız? İlk olarak içine demin gösterdiğim şekilde temizleyin. Ardından şuradaki bıçaklar ya da kanatçıklar da diyebilirsiniz. Bunların üstünde kir olmaması gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Keskin bir yüzey havayı kestiğinde daha az ses çıkartır. Eğer bunların üzerinde lekelenmeler varsa, yağlanmalar varsa ya da farklı birikintiler varsa bunlar döndüğünde havayı keserken ses çıkartacaktır. Bunları doğru bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Temizlemek için ne yapmalısınız? Kısaca bundan bahsedelim. Bunu temizlerken balata spreyi kullanabilirsiniz. Tabii yağlanma varsa ama balata spreyini sıkarken mutlaka bunu ters çevirin. Çünkü motor altta olduğundan dolayı bakın motoru size şuradan göstermek istiyorum. Motor buranın içinde. Siz bunu bu şekilde tutar temizlerseniz alt tarafa sıvı herhangi bir şey damlatabilirsiniz. Buna dikkat edin. Yani herhangi bir sıvıyla temizlemeyi düşünüyorsanız mutlaka bunu ters çevirerek yapın. Eğer yağlanma varsa balata spreyi kullanabilirsiniz. Yağlanmayı da size şöyle göstermek istiyorum. Belki bazı arkadaşlarımız orada neden yağlanma olsun diyebilir. Normalde de bunda yağlanma olmaz diyebilirsiniz. Bakın. Şuradan. Bakın. Gördüğünüz gibi bunun içi de yağlanabiliyor. Aynı şekilde bunun içi yağlanıyorsa buraya gelen havayı da zaten gönderen bu arkadaş olduğu için bunda da yağlanma görebilirsiniz. Yani yağlanma olabilir ama kesin olur mu derseniz olmayabilir ama olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yağlanma varsa ters çevirerek balata spreyle temizleyebilirsiniz. Peki yağlanma yoksa sadece tozlarını falan almak istiyorsanız o zaman bir diş fırçası kullanabilirsiniz. Bakın. Önce dıştan bütün bıçakları, kanatçıkları sırasıyla temizleyebilirsiniz. Bilmiyorum kameradan belli oluyor mu ama ben bunları yaparken bayağı bir ince ince toz birikintileri uçuşuyor. Bu işlemleri yapmanız bu fan bıçaklarının, kanatçıkların havayı daha keskin bir şekilde kesmesini sağlayacak ve çıkan sesi azaltacaktır. Önce dıştan gördüğünüz gibi temizliyorum. Siz tabii ki fan motorunuzun durumuna göre bu işlemi sulu da yapabilirsiniz. Her bir bıçağı teker teker temizliyorum. Evet. Şimdilik dışını gördüğünüz gibi bitirdik. Şimdi içini. Bakın şu toza bakın. Böyle yaparken mutlaka görüyorsunuzdur. Motoruna zarar vermeden istediğiniz gibi temizleyebilirsiniz. Bakın şuradaki kirleri göstermek istiyorum. Bir diş fırçasıyla bu işlemi çok kolay ve güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Güzel bir şekilde temizlerseniz yani inanın şu an çıkan duman nefesimi kesti diyebilirim. Yani kameradan net olarak belli oluyor mu bilmiyorum ama birazdan size yere düşen bu toz kümelerini de göstereceğim. Nasıl kirlendiğini sizler de
daha net bir şekilde göreceksiniz. Tabii bu fanı temizlemek biraz sabır işi. Gördüğünüz gibi çok fazla kanatçık bulunuyor. Bunların hepsini teker teker temizlemeniz gerekiyor. İçinden dökülen tozlar. Tabii sadece bunlar değil. Çünkü ben demin birkaç kere üfürdüm. Üfürdüğüm için de birçoğu da uçtu gitti. Son olarak içini bir nemli bezle, ıslak olmamasına dikkat edin, nemli bir bezle temizliyoruz. Tüm kanatçıkları. Tabii siz isterseniz bu işlemi şöyle sivri bir şeyle içine doğru iterek de yapabilirsiniz. Bakın. Şundan temiz bir yerden göstermek istiyorum. Bu arada bu bezim kirli değil. Sadece daha önceden yağ sildiğim için o yağlar çıkmadı. Bakın. Evet, gördüğünüz gibi fan motorumuzu temizledik. Yani temizleyebildiğimiz kadar temizledik. Zaten asıl önemli olan biraz önce içinde görmüş olduğunuz o yaprakların temizlenmesiydi. Yani kısmen de olsa gördüğünüz gibi temizlendi. Herhangi bir sorun yok. Artık fan motorumuzu yerine takabiliriz. Şurada görmüş olduğunuz boşluk sağ tarafa gelecek şekilde ayarlayın. Şöyle. Ve yerine doğru ittiğinizde zaten bakın herhangi bir vida takmadan bile yerine oturuyor. 3 tane vidayı yerine taktıktan sonra son olarak soketi bağladıktan sonra işlemimiz tamam. Şimdi soketimizi yerine takıyoruz. En son şu parçayı da yerine takıyoruz. Evet. Bunun da bir adet pini vardı. Bunu da buraya takıp bastırdığınızda işlem tamam. Son olarak torpidomuzu da yerine takıyoruz ve işlemi tamamlıyoruz. Evet, aracımızın fan motorunu birlikte söktük ve temizledik. İçinden çıkan kirleri de kendiniz gördünüz. Ben aslında bu videoyu sadece sizlere nasıl söküp takacağınız ve temizleyeceğinizi göstermek için çekmeyi düşünüyordum. İçindeki kirleri, yaprakları görünce gerçekten ben de şaşırdım. Ayrıca mutlu oldum. Hem temizlemiş oldum hem de sizler için faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Sizler de eğer aracınızın fan motorundan şikayetçiyseniz, memnun değilseniz videomuzdaki adımları takip ederek çok kolay bir şekilde söküp temizliğini yapabilirsiniz. Bu tarz bakım onarım videolarımız daha gelecek. Sizler de bu videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve ayrıca bizlere destek olmak adına bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.